bol su tüketilmesini sahurda mutlaka önemsiyoruz. Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Ramazan ayında beslenmeye karşı uyarılarda bulundu. Sahurda mutlaka kalkılmasını, sahurun güzelce, özenle yapılmasını tavsiye ediyoruz. Sahurda daha çok tok tutacak yiyeceklerde, işte yumurta gibi ve diğer besinler noktasında da peynirlerini, zeytinlerini ve süt ürünlerini tüketmelerini öneriyoruz. Ve yavaş yiyerek, daha erken kalkarak, acele etmeden, çünkü yavaş yiyerek sindirilenler daha uzun süre tok tutabiliyor. Bu noktada sahurun ve bol su tüketilmesini sahurda mutlaka önemsiyoruz. Özellikle de şeker noktasında gün içerisinde de sıkıntı olmaması açısından hurma gibi, kayısı gibi, incir gibi yiyeceklerin, ceviz gibi tüketilmesini öneriyoruz. İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Ramazan ayında oruç tutanların mutlaka sahura kalkması gerektiğinin altını çizerek tok tutan yiyecekler yemelerini önerdi. Ayrıca uzun süren açlık sebebiyle rahatsızlığı olan hastaların doktor gözetiminde oruçlarını gözden geçirmelerini ifade etti. Onun dışında gün içerisinde tabii ki sahurda iyi hazırlanmış, iyi beslenin alındığında, su ihtiyacı da karşılandığında gün içerisinde de özellikle şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı olanları, güneşin dik açıyla geldiği gün ortası saatlerde dışarıda olmamalarını, mümkün olduğu kadar evde ve gölgede kalmalarını tavsiye ediyoruz. Onun dışında tabii ki şeker hastalarında, tansiyonda ve kalp hastalarında mutlaka doktor kontrolünde oruç tutmalarını öneriyoruz. Gün içerisinde alması gereken ilaçların belirli zamanları var. İnsülin kullanan hastalarımız var. Bunlar da uzun bir süre olduğu için iyi bir doktor tavsiyesiyle oruç noktasında tekrar gözden geçirilmeleri önemli. Çünkü biliyorsunuz sağlık İslamiyet'te de öncelikli olarak düşünmemiz gereken, kişi sağlıklıysa bu ibadetler bize emrediliyor. Bu noktada da mutlaka doktor tavsiyelerini iyi yapılsın, konsültasyonlarını öneriyoruz. İftar sofraları için hazırlanan yiyeceklerin ve bunların tüketim miktarının da önemli olduğunu kaydeden Demirkol, iftardan sahura kadar geçen süre içinde sıvı tüketiminin iyi ayarlanması gerektiğini vurguladı. İftar için de mutlaka yavaş yenilmesini öneriyoruz. İftarda farklı besinlerin, farklı çeşitli besinlerin alınmasını öneriyoruz. Yani bizim burada proteinlerden, yağlardan, karbonhidratlardan farklı besinlerle beslenilmesini öneriyoruz. Ama bunları aynı yemek içerisinde önermiyoruz. Yani her iftarda farklı bir besine ağırlık vererek genellikle fazla çeşit olmasını istiyoruz. Çorba mutlaka olsun diyoruz. Çünkü bağırsak hareketleri açısından, bağırsak döngüsü açısından sıvı yiyecekler oldukça önemli. Sütü, balık türü yiyecekleri öneriyoruz. Eti çok abartmamalarını öneriyoruz. Özellikle gut hastaları ve gut eğilimli olanlarda fazla kırmızı et tüketimi eklem iltihabına sebep olabiliyor. O yüzden de etin de fazla tüketilmesini kesinlikle istemiyoruz. Yağlı, aşırı yağlı yiyeceklerden kesinlikle kaçınmalarını öneriyoruz. Peygamberimizin de tavsiyesi mübarek aile, biliyorsunuz midenin üçte birini yiyecekle, üçte birini suyla, üçte birini havayla doldurmak ve sofradan doymadan kalkmak aslında bizim hem kültürümüzde hem de dinimizde emredilen bir şey. O yüzden de iftarda da aşırı yenilmemesini ve ara vererek yavaş yavaş yenilmesini, fazla çeşitli girilmemesini önemsiyoruz. Fazla ekmek tüketimini yine kesinlikle önermiyoruz. Ve mutlaka iftarla sahur arasında da bol su, bol su, bol su diyoruz. Çünkü özellikle bu havaların sıcak olmasıyla birlikte gün içerisinde de terlemeyle, konuşmayla, şu an nefesimizden bile su kaybediyoruz aslında. Ağır işlerle çalışanların mutlaka çok su içmelerini ve hastalığı olanların da mutlaka bu süreçleri, sıkıntılı süreçleri evde geçirmelerini öneriyoruz.